Daha yüksek oranlar sadece iddia bayileri ve iddia.com'da en kral program hızlı ve iddialı devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'ne geçelim. Geçelim. E, UEFA Avrupa Ligi'nde de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maçları var. İlk olarak günün Galatasaray'ın, perşembenin ilk maçı Galatasaray-Marsilya. Sıralı gidelim, öyle başlayalım. E, biraz derbiden okuyarak gitmek lazım sizce bu iki karşılaşmaya? Vallahi e, ya derbinin yansıması olur mu? Ya tabii yorucu bir maçtı. Psikolojik olarak da, fiziksel olarak da en temelde yorucu bir maçtı ama ya ne olursa olsun arada ciddi bir gün farkı var. Yani Şampiyonlar Ligi'de değil neticede 4 gün az bir süre değil. Vücut kendini yeniliyor üç günde. E, futbolcular da bizim gibi bakmıyor. Yani ne bileyim bir Galatasaray taraftar gibi de, bir Fenerbahçe taraftar gibi ya da bir medya mensubu gibi yaşamıyorlar. Ya yani onun çünkü onların hayatının rutini olduğu için böyle böyle dalgalı yaşarsan psikolojin onu kaldırmaz. Galibiyeti de normal yaşaman lazım. Mağlubiyeti de normal karşılayıp devam edebilmen lazım. Yani bizim bize ters gelebilir ama doğrusu bu da bu futbolcu düzeyinde. Çünkü adam idmanını yapması lazım, beslenmesi lazım. Kafasının rahat olması lazım. Devam edebilsin. Hani maçı orada bitirip devam etmek açısından. Hani e, yani nadiren var mesela Arda falan aklına gelince kötü hissediyordur da. Ya ne bileyim herhangi bir yabancı futbolcunun çok takılmadığını düşünmüyorum. E, neticede oyuncular da dediğim gibi profesyonel iş yapıyorlar. Çok takıldığını düşünmüyorum. Takıldıklarını düşünmüyorum. E, taraftar gibi baktıklarını düşünmüyorum. Doğal olarak burada ya yani bu pencereden bakmak, yani derbi penceresinden çok makul değil ama Marsilya'nın gruptaki konumu, bu maçın önemi çünkü... Ama taktiksel şimdi e, sonuç yenilgi olduğu için değil ama Galatasaray'ın zaten oyunu gelişmekte olan bir oyun ya. Evet. Aslında hala bir süreçte. daha Doğru. Hala emekliyor. Hı -hı. Yani konuşulan plan hayal edilen resme bakıldığında e, dolayısıyla çıkarması gereken dersler var ya ben o anlamda soruyorum yoksa hep dersler fiziksel olarak var artık ya. bence de değil yani, Der arada zaman var. Ders olarak var tabii ki canım şey yani her maçtan var. Yani net mükemmel oynamadığın her maçtan ders çıkarabilirsin. Şey kazandığın maçta bile yeri geliyor hata yapıyorsun. O hatayı doğru analiz edebilmen gerekir. Ee, ama Fenerbahçe maçından ki hatalar Marsilya maçına karşısına çıkar mı? Marsilya bambaşka çok dominant oynamaya çalışan bir takım. Şimdi Marsilya sana bazı avantajlar da veriyor. Karşına böyle bir takım çıktığı zaman bazı sorumluluklardan azade oluyorsun. Nedir bu sorumluluk? Ben topu almak zorundayım, ben oyun kurmak zorundayım, ben rakibi baskı altına almak zorundayım ve ben o karmaşadan pozisyon çıkarmak zorundayımdan biraz sıyrılıyorsun. Marsilya'yı doğru karşılaman lazım. E, merkezde pozisyon vermemen lazım. Stoperlerinin iyi oynaması lazım. E, ama topu kazandığın zaman da acizce teslim etmeden oynaman lazım. Yani akınla gerçekleştirecek teknik kapasiteye sahip olman lazım. Şimdi bu maç bu maçın kriterine bence Galatasaray daha çok uyuyor. Ya rakip dominant oynamak istediği zaman mevcut Galatasaray yani geliştirmekte olan Galatasaray buna daha kolay uyum sağlayabilir. Ha yani bu çok mu iyi bir şey Süper Lig yarışı için? Soru işareti. ciddi League bir soru işareti. de sürdürülebilir ve sonuç götürecek şey değil. Yani değil ama. Söyleyeyim de League... seni seni bir yandan dinliyorum. Hı -hı. Hani Marsilya'daki o yarım kalan maçla alakalı son Hı -hı. gelişmelere bakıyorum. Yanlış anlamayım. Tabii, tabii Abi Aynı zaten şeyleri bu şeyleri yorumlamayayım, söylemeyeyim diye. Ee, ya burada ben gerçekten e, mesela Ali abi yeri geliyor mesela beni dinlerken ya da Ali abi beni dinler ben Ali abi dinlerken mesela bir şeyden bahsediyor diyorum ki benim bu puan durumuna bakmam lazım, o da o maça bakmam lazım. E bakıyorum ki doğru sağlıklı bilgi vereyim. Çünkü o an aklıma gelmiş ekstra bir şey. Teyit etmem gerekiyor. Ali abi de işte geri geliyor. Diğer yorumcularımıza bu telefon içinde ben e, sen karşı de değilim açıkçası şimdi falan. E yani e, her takım, yok. her söyleyeyim. takımı pa ezbere pa çıkaramayabilirsin. Yok abi abi Payet'in olmaması çok normal ama artık çocuk şey dedi sonunda. Yani Nice maçında da olmuştu. Bu son maçta da Lyon maçında da. Yani diyor ki artık ben diyor deplasmanlarda korner atmaya gitmek istemiyorum diyor. Ya yani, böyle olur abi zaten hani yani, puan durumunda en iyi korner atan oyunculardan bir tanesi yani hakikaten. Abi. Abi ne etti size bu Dimitri Payet devamlı çocuğun kafaya atıyorsunuz arada öbürlerine at abi, bari yani hani ona bunda... da razıyım ben. Nice, herhalde en kibar olması gereken yer değil mi? E, Tabi abi çok zengin Aynen. bir şehir turistik pahalı çok pahalı yani Nis. Nis'e giden Nis'te kalmaz. Nis'e Fransa'nın <laughs> giri <Cihangiri> demişlerdi bana. <gülüyor> ne <laughs> giri be abi ne giri? lütfen ya. Yani en pahalı yerlerin en pahalı kısımlarını alıp bir şehirde birleştir. Güney Fransa nice oluyoruz. Neyse. Abi ama hep taraftarı böyleydi. O zaten bir otellerin sahipleri taraftarlardı ki. Çalışan sınıf abi. Hala böyle sinir ses atmak için maça gitme kültürü var Fransa'da. Saint-Etienne taraftarı, Lyon taraftarı, Marsilya taraftarı, Paris'in eski taraftarı. Şimdi tabii kulüp çok aşırı ultra zengin olunca tribünlerde bir şey geldi, rahatlama geldi yani. Daha doğrusu hani kulübün para eşittir güç. Onu bastırmayı başardı. Burada bütün bu yaşananlardan sonra o artık Fransa Federasyonu sorunu karışım Yeter bak. İyi ki bu maçta oynamayacak Galatasaray maçında. Ama bu şekilde değil ben. Payet kötü oynadığı için hocanın tercih etmemesini tercih ederdim. Sampo'nun adam kafaya devamlı psikolojisi bozulmuş da hemen yani. Korner atmaya gelemiyor. Abi, Kim oynayacak? Cengiz Ünder. diye wow, burada patlıyor ya. Cengiz Ünder, Cengiz Ünder oynayacak. Bu maçta sakatlığını atlattı. Cengiz Ünder oynayacak. Öbür kanatta Fuente Dizli'de oynar. De, bu arada Diğer soru işareti Fuente... yazıyordu ben sabah yok, baktığımda. Yok e, kadroya dahil edilmiş. Şimdi Fransa kanakana bakıyorum. Bir dakika. Şeye de bakayım. Evet. Dole Fuente de kadroda. E, Dieng oynar. Şimdi bunlara göre Galatasaray'ın oynaması gerekiyor. Şöyle bir şey var. Sampolo'nun dizilişi tam o Fatih Hoca'nın bu UEFA Ligi gruplarındaki Fatih Terim teknik direktörlüğü gösterdiği maçlardaki. Yani Uğur'un söylediği çok doğru. Marsilya o kadar dominant oynamaya çalışıyor ki. Aslında o kadar dominant oynayabilecek gücü yokken. Sampoli o kadar idealist bir hoca ki. Yani seni beni de bizden bir takım kursa burada. Mecburen sen Dole la fronte, ben payet. Bak seni kolluyorum lütfü. Seni ve payet yapmadım kafana gelmesin. Benim gelsin bir şey olmaz bant var. Ee, sen de Cengiz ol. Abi yine bak bu üçlüyle geliyorsun. İki tane ve ofansif ortası var. Pres yapsın diye Genduzi'yi de ön taraflara atıyorsun. Bazen kanada atıyorsun bazen ortaya atıyorsun. Ama hep o ilk topa bassın istiyorsun. Oralardan iki tane geçişte Galatasaray iki tane çok net pozisyon bulacaktır. Kesin. Mühim olan bu pozisyonları artık kimle gole çevirmeye karar verecek Fatih Hoca. Derbideki gibi Santraforsuz mu oynayacak? Halil'i tek forvet olarak merkezde. Yoksa Santraforlu mu oynayacak? Mesele bundan ibaret. Çünkü bak üç tane ben pozisyon garantisi veriyorum. Marsilya'nın dönüşlerinde, dönemeyişlerinde bu döneme işlerde. Topu kaptırı kaptırmaz şok pres yaptırtmaya çalışıyor. Ha, şu var ama maçı oynamadığı için Marsilya. Biliyorsun maç oynanmadı. 5. 6. dakikaydı. Fizik olarak o yüksek tempo presi daha da etkili yapabilirler maçın başından. dedin ya Galatasaray'da oyuncular etkilenir mi? Ya çok var abi derbiyle bu maç arası. Yo ben orada takvimsel bir şey Ama işte edemedim. bu şey Marsilya'nın oynamaması maçı fiziksel açıdan onları daha diri kılabilir. Ama mental açıdan da çok bu aşağıda olacaklar. Çünkü saatlerce soyunma odasında karar beklediler. Payet'i beklediler. Payet ben hayır oynamayacağım yeter dedi. E, hastane bilmem ne polis. Oraya gittiler, ifade verdiler falan. Çok uzun bir süreç. Mental açıdan da çok yıprandılar. Yani belki fizik açıdan daha böyle güçlü bir Marsilya olsa da preslerde maçın başında. Dakikalar ilerledikçe Galatasaray hele ilk yarıdan bir gol atarsa Marsilya'nın iyice düşecektir mental açıdan. Dağılacaktır yani maç içinde. Daha yüksek oranlar sadece iddia bayileri ve iddia.com'da. En kral program hızlı ve iddialı devam edecek.